Üçle hiçbir şey yok. Bu sefer çocuk daha çok hem senden de nefret edecek, hem dinden de nefret edecek. Her şeyden nefret ederek ne yaptın? Fayda vermedin ki ya. Zarar verdin. Evet. Yayında birazcık arızalar oldu. Şimdi herhalde yayına geçtik. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Manisa Akhisar'dayız. Akhisar'daki abilerin daveti üzerine geldik. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. Yayın için. Burada elhamdülillah 300 kişi civarında iftar organizasyonu yapmış abiler. Gençler bir araya gelmişler. Motorcu ekip, Türkiye'yi motorlarıyla dolaşan genç abilerimiz bir araya gelmişler. Ve biz şu Ramazan-ı Şerif'te iftar vereceğiz. İnsanları toplayacağız bu hakikatlerden haberdar etmek için. Bizi de davet ettiler. Biz de baş üstüne dedik geldik. Şunu ifade etmek durumundayım. Hani sosyal medyadan ne olur dememek lazım. Sosyal medyanın neler yapabileceğini, nelere vesile olabileceğini iyi düşünün. Bakın şimdi biz hiç tanımazdık, bilmezdik. Sosyal medyadan bizi gören buradaki 3-5 genç motorcu takip ediyorlar. Takiplerinin sonunda kendi aralarında izlemeye başlıyorlar. İzlerken bu hakikatlerden haberdar olup şevke gayrete geliyorlar ve Bursa'ya bizi ziyarete geldiler. Çok hoşlarına gitti, heyecana geldiler, mekanı gördüler. Dediler ki ya biz de böyle bir mekan açmak istiyoruz dediler. Akhisar'a geldiler, böyle bir mekan açtılar. Akhisar Gezginciler Kulübü, Motorcular Kulübü adı altında hizmet mekanı, sohbet mekanı açtılar. Haftanın 3 günü burada sohbetleri var. Bir günde bizim Perşembe akşamı Hisar Medresemizde yaptığımız sohbeti burada canlı olarak izliyorlar. Hep beraber toplanıyorlar. Yüzlerce insan bir araya geliyor elhamdülillah. Yani adeta böyle dün akşamki sohbette de bahsettiğimiz gibi asrın silahı bu. Yani Kur'an'ın hakikatlerini insanlara değil mi, ulaştırmak, bomba tesiri yapan muazzam hakikatler bunlar. Hem de şimdi diyorlar ya parça tesirli bomba. Düştüğü yerde parçalanıp her parçası ayrı bir bomba olabilen muazzam hakikatler bunlar. Şimdi elhamdülillah burada bir kıvılcım düştü sosyal medyadan. Burası gibi kaç yerde elhamdülillah Cenab-ı Hak nasip etti. Başladı ta Almanya'da genç kardeşlerimiz yeni bir yer daha açtılar. Her tarafta bu manalar, bu hakikatler, ruhların muhtaç olduğu, adeta çöl toprağı gibi susuzluktan kavrulduğu bir dönemde ekmek gibi, su gibi ihtiyaç olan manalar, ruhların ayakta durmak için dayanmak zorunda olduğu, dayanmak için ihtiyaç hissettiği hakikatler. Cenab-ı Hak nasibimizi gür etsin, çoğalsın, istifademizi küllileştirsin inşallah. Şu anda burada sofraları sermişler. Belki genç kardeşlerimiz ikinci bir kamerayla size buradaki manzarayı da gösterebilecekler. Biz şöyle yavaş yavaş derse başlayalım, sohbete başlayalım. Ama tüm dünyaya örnek olacak bir olay var, bir hareket var. Şuradaki gençlerin, genç kardeşlerimizin, ağabeylerimizin gayretleriyle buradaki bu güzellikler göz kamaştıracak kadar muazzam. Cenab-ı Hak inşallah hepimizin ruhuna bu hamiyeti, bu gayreti versin. Kendisi için yaşayan değil de insanlık için yaşayan insanlar yapsın bizi. Öyle diyor. Kimin himmeti milleti ise, yani kim insanlık için yaşıyorsa o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Kimin himmeti, gayreti, hedefi, gayesi yalnız nefsi ise o insan değil. Çünkü insan fıtratı, yaratılışı itibariyle medenidir. Başkalarının lezzetleriyle lezzet alabilen, başkalarının acılarını duyup yaşayabilendir insan. Hatta geçen Avrupalı bir yazarın bir ifadesini gördüm böyle bir takvim yaprağında. Çok hoşuma gitti. Diyor ki, kendi acını hissedebiliyorsan hayattasın. Çünkü canlı olmasan acıyı hissetmezsin, vücudundaki acıyı.
başkasının acısını hissedebiliyorsan insansın diyor. Şimdi Cenab-ı Hak adeta insanlığın manevi buhranını, insanlığın içine düştüğü çıkmazı, insanlığın özellikle gençlerin intihara sevk eden dehşetli ruh bunalımlarını bize hissettirip onların imdadına Kur'an'ın hakikatleriyle koşmayı nasip etsin. İşte bu hareketler, bu faaliyetler, şu beraberlikler bir seferberliktir, manevi bir seferberliktir. Şimdi malum savaş zamanında, normal savaşta muvazzaf askerler cepheye giderler. Vazifeli asker vardır, cepheye gider, savaşır gelir. Ama bir de seferberlik diye bir şey var ki, seferberlik ilan edildiği zaman eli silah tutan herkes cepheye çağrılır. Hatta eli silah tutamayanlar bile yardımcı kuvvet olarak cepheye davet edilir. Şimdi manevi mücadelede, manevi mücahedede, cihatta şimdi seferberlik zamanı. Adeta Kur'an'ın ve Kur'an hakikatlerinin yerde kaldığı, kaldırılmayı beklediği, gençlerimizin kalplerine, kafalarına nakşedilmeyi beklediği seferberlik zamanındayız. Adeta kalpler, kafalar, nesiller işgal edilmiş. Evlatlarımız bizim gibi düşünmüyorlar. Nesillerimiz bizim secde ettiğimiz seccadeye başlarını koymuyorlar. Değil mi? Ha, sokaklar, caddeler Ramazan-ı Şerif'in hürmetine ittiba etmiyorlar. Öyleyse memlekette bir yangın var. Değil mi? Düşman ne yapmış? Bizim kalelerimizi işgal etmiş. Kalpler, kafalar işgal altında. Böyle bir vaziyet seferberlik hali değil midir? Öyleyse din adına, İslamiyet adına hepimizin omuzuna düşen bir vazife var. Yani bir yerden birileri gelecek de bizi kurtaracak. Şimdi bizde yanlış anlaşılan bir ifade var. Ben geçen böyle bir arabada seyahat ediyoruz. Yanımda oturan birisine dedim ki ya yolculuk yapıyoruz. Yanımda oturuyor adam, buna bir şeyler anlatayım diye. Biraz anlattım böyle dinden, İslamiyet'ten falan. Bana dedi ki din adamı mısınız dedi. Güldüm ben de. Ne kadar garip değil mi ya? Halbuki din adamı tabiri İslamiyet'e ait bir tabir değildir. Din adamı Hristiyanlığa ait, Yahudiliğe ait bir tabirdir. Bizde herkes dinin adamıdır. Sahabe efendilerimizin her biri duyduğu hakikatleri, duyduğu ayetleri ömürlerinin sonuna kadar dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için çırpınmış, gayret etmişler. Herkes bizde nedir? İslamiyet'te herkes dinin adamıdır. Herkes kendi bulunduğu yerde dini anlatmakla mükelleftir, mesuldür. Şimdi iki tane tabir var. Farz-ı kifaye, farz-ı ayn diye. Farz-ı kifaye demek birilerinin yapmasıyla başkalarının omuzundan düşen farzlara deniyor. Farz-ı kifaye. Şimdi bir memlekette ezan okunmasa herkes mesuldür. Cenaze namazı kılınmasa herkes mesuldür. Ama birileri kılıyorsa herkesin omuzundan düşer. Buna farz-ı kifaye deniyor. Tebliğ de böyledir. Bir memlekette dini devlet temsil etmiyorsa, bir şekilde yani dinin yayılması, dünyaya ulaşmasını devlet deruhte etmiyorsa herkesin omuzunda bir vazifedir. Şimdi Osmanlı ecdadımız din için savaşmış, din için dünyaya, değil mi, dünyanın dört bir yanına koşturmuş ve din için yaşamış bir devlet. Derdi toprak taş değildi. İnsanlığın imanını kurtarmak, insanlığa barış, insanlığa iman, insanlığa İslamiyet, insanlığa selamet ulaştırmak da onun derdi. Ve farz-ı kifayeydi. Sonra dini muhafaza eden, dinin etrafında çelikten bir kale olan ecdadımız Osmanlı'nın yıkılmasıyla adeta Kur'an muhafazasız kaldı. Ve herkesin omuzlarına düşen bir vazife var. İslam'ı muhafaza ve Kur'an davasına, İslamiyet davasına hizmet ve insanlığın imanını kurtarmak için tebliğ vazifesi hepimizin boynunun borcu, hepimizin omuzuna farz-ı ayn dediğimiz bir vazife oldu.
Yani hepimiziz, hepimiz bu dinle vazifeliyiz. Hepimiz birer din adamıyız. İlla hepsini bilmek şart değil. Din adamı olacağım, hepsini öğreneceğim, tamamını bileceğim. Ondan sonra kendimi geliştireceğim, dört dörtlük olacağım. Sonra insanlara anlatacağım diye bir mevzu yok. Sahabe efendilerimiz bir ayet duymuş. Bak, başka bildiği İslami bilgisi yok. Ve o duyduğu ayeti insanlara duyurmak gayesi, onun en büyük gayesi olmuş. Ha öyleyse biz de günahkar olabiliriz, hatalarımız olabilir, kusurlarımız olabilir. Zaten kendimizi affettirmek için Allah bize böyle bir fırsat vermiş. Bu davanın dellallığını yapacağız. Bu hakikatleri insanlara ulaştırmaya çalışacağız. Ve insanların elinden tutup bir şekilde insanlara bu manevi buluşmayı, manevi güneşi inşallah insanlarla tanıştıracağız. Geçenlerde bir memur arkadaşımız, bir yerde karşılaştık. Bizi ısrarla peşimizden koştu. Israrla böyle aradı. Ben dedi size yetişeceğim. Şöyle yapacağım. Böyle görüşmemiz lazım falan diye. Geldi, görüştük. Böyle sarıldı. Gözleri doldu. Ağladı. Dedi ki ya dedi siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz dedi. Ben dedi virüs sürecinde bunalıma girdim. Öyle bir oldum ki günlerce uyuyamadım. Ölüm korkusundan ne yapacağımı şaşırdım. İntihara kalkıştım. Şöyle oldu, böyle oldu. Ve internetten dedi, bir videonuza denk geldim dedi. Bir video benim hayatımı değiştirdi. Arkasından ötekini izledim. Sanki dedi böyle tezgahtan geçmiş gibi virüs karantina bitince ailem bana dedi ki ya sen Mekke Medine'ye mi gittin? Ne oldu sana? Böyle hayatın değişmiş diye. Şimdi bakın bir video neler yapabiliyor? Bir insanın elinden tutup nasıl onun hem dünyasını hem ahiretini kurtarabiliyor? Şimdi bu insan bize ömür boyu minnettar. Hem de değil mi ne diyor? Ben diyor bir hayat borçluyum size diyor. Ben diyor ebedi hayatımı bu hakikatlerle kurtardım diyor. Allah aşkına etrafımızda bu hakikatleri bekleyen ne kadar çok insanlar var değil mi? Etrafımızda kurtulmak için el uzatmış, çırpınan, elinden tutulmayı bekleyen ne kadar çaresiz insanlar var. Yani şu hakikatlerle onların ellerinden tutup, o insanları içinde bulundukları o vaziyetten kurtarmak bizim vazifemiz. Çünkü kurtardıklarınız sizi kurtaracak diyor. Kendi kendinizi kurtarma ihtimaliniz yok diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç kimse kendi ameliyle kurtulamaz dediği zaman sahabeler soruyorlar ya Resulallah siz de mi? Evet ben de diyor. Allah Allah. Öyleyse Allah'ın rahmeti ve Allah'ın rahmetine vesile olacak ameller. Cenab-ı Hakk'ın merhametini celbedecek işlerle ve vazifelerle meşgul olmak. Ha, dolayısıyla biz kendimiz birilerinin imanının derdine düşersek, Yaradan da bizim imanımızın derdine düşer. Biz birilerini kurtarmanın derdine düşersek, Yaradan da inşallah bizi kurtarır diye ümit ediyoruz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'le alakalı birkaç paragraf okuyacağım. Beraberce inşallah istifade etmeye çalışalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Huden linnâsi ve beyinâtim minel hudâ vel furkân. Ramazan'ın sıyamı, orucu, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amel, amellerin sevabı bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır, 10 meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil 1000 ve ayet-el kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler. Ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de
30 bin hasene sayılır. Şimdi hepimizin en çok düşündüğü, dertlendiği, kaygı duyduğu mesele, bir sürü günahlarımız var. Amellerimiz az, çoğuna riya karışmış. Ne yapacağız? Biz bu açığı nasıl kapatacağız? Nasıl bu teraziyi dengeye getireceğiz? Nasıl paçayı kurtaracağız? Bunun derdiyle dertleniyoruz değil mi? Hepimizin içinde böyle bir düşünce yok mu? Ha. Şimdi öyleyse öyle bir ticaret lazım ki bize, az bir gayretle geçmiş bütün açıkları kapatsın. Az bir amelle geçmişteki bütün günahları silsin. Az bir gayretle geçmişte kaçırdığımız bütün fırsatları bize geri getirsin. Böyle bir formüle, böyle bir güne, böyle bir amele ihtiyacımız yok mu Allah aşkına? Şimdi tam böyle yanıp tutuştuğumuz, aradığımız, bekleyip durduğumuz bir gün, bir ay, bekleyip durduğumuz bir mevsim geldi. Tam kurtulmak için bir fırsat geçti elimize. Şimdi bu fırsatı adeta bir ayı günlere, günleri saatlere, saatleri dakikalara bölüp dakika dakika değerlendirmek icap etmez mi? Ramazan-ı Şerif'in dakikası bir günmüş ya. Bir dakika ibadet ettiniz, bir dakika la ilahe illallah deseniz, bir gün boyunca o zikri yapmış gibi sayıyor Cenab-ı Hak. Dakikası bir gün. Allah Allah. Saati değil mi? Düşünün aylarca. Saati iki ay. Ve günü seneler hükmünde sevap kazandıran bir aydayız. Ramazan-ı Şerif'te bir ayda 80 sene ibadetle geçmiş bir manevi hasılatı, bir ömrü kazanmak mümkünmüş. Geçmiş peygamberlere Cenab-ı Hak uzun uzun ömürler vermiş. Nuh Aleyhisselam kaç seneydi? Kur'an'da 1000 seneden 50 sene eksik yaşadı diyor. Ümmeti de öyle yaşamış ha. Ortalama ömürleri o kadarmış. Hatta Nuh Aleyhisselam zamanında bir kadının bir evladı vefat ediyor da 300 küsür yaşında bir evlat, gencecik, çiçeği burnunda vefat edince gitmiş Nuh Aleyhisselam'a demiş ki ya Nuh demiş, evlat acısı, gencecik, daha hayatının baharında, çiçeği burnunda gitti. Kaç yaşında? 350 yaşında farz edin. Dayanamıyorum demiş bu kadar genç öldüğüne. Nuh Aleyhisselam demiş ki öyle bir peygamber gelecek, onun ümmeti en uzun yaşayanlar 60-70 sene yaşayacak. Kadın şaşırmış. O kadar şaşırmış ki demiş ki onlar da dünyaya geldiklerinde bu kadar kısa bir müddet için acaba çadır kuracaklar mı demiş. Bizim çadırları görseler gökdelenler yapıyoruz değil mi? Onlar 1000 sene için çadır kurmuşlar. Biz 50-60 sene için hiç ölmeyecekmiş gibi gökdelenler yapıyoruz. Garip bir şey var. Mevzunun dışında ama anlatayım size. Bir abimiz beton döküyorlarmış. Bir yapılan binanın da yer sahibi kooperatife yaptırıyor veya işte artık müteahhite yaptırıyorlar. Yer sahibi gelmiş beton döken abimize diyor ki kendisi belki 75-80 yaşları civarında. Geldi bana dedi ki evlat sağlam yapıyor musunuz? Yapıyoruz dedik dede. Kaç sene gider dedi diyor. Kaç sene dayanır bu bina? 100 sene gider mi diye sordu bize. Dedim ki diyor dede 100 sene bu bina gider ama senin bir sene bile gideceğin meçhul. Senin kaç sene gideceğin meçhul. Bak enteresan ya. Gaflete bakın ya. Hala yıkılmış gidiyoruz. Bir ayağımız çukurda. Akşam sabah dünyamız başımıza yıkılacak. Hala binamız 100 sene gider mi gitmez mi onun derdindeyiz. Halbuki kabrin öbür tarafına yaptığımız, yapmamız gereken binaların kaçını yapabildik? Neresindeyiz o işin? Öbür tarafa hangi yatırımı yaptık? Sağlam binalar dikebildik mi? Bizi sırattan geçirecek, bizi mahşerin dehşetinden kurtaracak,
bizi huzurullah'ta mahcup etmeyecek, perişan etmeyecek binalar yapabildik mi? Bu nokta çok önemli. Şimdi öyleyse geçmiş peygamberlere verilen 1000 sene gibi ömürler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ümmetine de Cenab-ı Hak müjdeyi vermiş. Demiş ki senin ümmetine zahiren kısa fakat hakikatte o kadar bereketli bir ömür vereceğim ki senin ümmetin onlardan çok yaşayacak. Nasıl olacak bu? Nasıl onlardan çok yaşayacağız? Düşünün. Bir Kadir gecesi 80 yıl ibadet hükmünde. Ramazan-ı Şerif'in içinde olduğu için Ramazan-ı Şerif 80 yıl. Bir insan 10 yıl Ramazan-ı Şerif'i ihya etse, kadrini, kıymetini bilse, bir Miraç gecesi tam 50 yıl ibadet hükmünde. Bir Berat Kandili tam 20 yıl ibadet hükmünde. Aman ya Rabbi, insan bu kuponları toplasa, bu fırsatları değerlendirse binlerce sene, belki de değil mi, 10 binlerce sene yaşamış gibi manevi bir hasılatı kaldırır, hem de günahsız bir ömür. Sevapla geçmiş bir ömür ya. Şimdi bu fırsat kaçırılmaz. Bu fırsatı kaçıran bir insan akıllıyım demesin. Kaçar mı böyle bir fırsat ya? Adam şimdi bir ticaret yapıyor da 3-5 kuruş kazanıyor. Ne diyor? Abin zeki diyor. Abin kurnaz. İşini bilir. Aklımı seveyim diyor. Ne yaptı? Dünyalık 3 kuruşluk kar elde etti ya. Sonunda ölürken hepsini kaybedeceği bir servet elde etti. Şimdi dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde, ebediyette sonsuz olarak bizi en büyük felaketlerden kurtaracak, sonsuz cennetlere ulaştıracak bir sermayeyi elde etmek en büyük kurnazlık değil mi Allah aşkına? Memleketin en büyük kurnazları burada o zaman. Öyle diyeceğiz. Akıllı adam ne yapar? Gideceği yere yatırım yapar. Yolcu yolunu düşünmeli. Misafir değil mi? Kalacağı yer için değil de gideceği yer için çalışır, çabalar, uğraşır. Ramazan-ı Şerif'in sıyamı dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, şimdi Ekim ayı diye bir ay var biliyorsunuz. Niye Ekim ayının adı Ekim ayı? Çünkü ekimler, dikimler o ayda yapılıyor, doğru mu? Ta ki mahsul zamanı, harman zamanı, tarladan mahsul kaldıralım. Ekim ayı geçtikten, dikim ayı geçtikten sonra karlar düştü, bizim tarla boş kaldı. Harman zamanı, git avucunu yalas. Pişman olursun, ne yaptım ben ya? Ekim ayını niye mahvettim, niye boşa geçirdim, niye hasılatı toprağa düşürmedim, niye tohumları toprağa düşürmedim diye o gün harman günü ellerimizin arasına başımızı alırız, üzülür, ağlar, sızlarız ama bir daha o Ekim ayını getiremeyiz. Şimdi insanın ömrünün Ekim ayı da Ramazanlarmış. Ramazan-ı Şerif'te öyle verimli bir toprak, öyle verimli bir mevsim, öyle verimli Nisan yağmurları gibi bir bereket yağıyor ki böyle bir mevsimi gafletle geçiren, böyle bir mevsimin hakkını vermeyen, kadrini bilemeyen yarın harman zamanında, mahşer gününde bu hareketine, bu değil mi, umursamazlığına 1000 pişman olur da tekrar bu Ramazan'ı ele geçiremez, bu fırsatı bir daha elde edemez. Öyleyse şimdi düşünün, Akhisar'ın en büyük pazarı hangi gün kuruluyor abi? Çarşamba günü değil mi? Şimdi elinizde mal var. Çarşambayı geçirirseniz, bir de tereyağı, peynir falan gibi beklemeyecek bir mal olsun. Çarşambayı geçirdiniz mi mal elinizde patlayacak. Çarşambayı nasıl beklersiniz? Çarşamba günü bir arkadaşınız gel pikniğe gidelim dese, abi sen ne diyorsun ya? Benim bir çarşambam var. Ben bir hafta boyunca çarşambayı bekliyorum. Çarşamba mümkünse ekmek bile yemeden, yemek bile yemeden akşama kadar ne satabilirim, ne alabilirim onun derdine düşüyorum.
Onunla uğraşıyorum. Aman git ne işin varsa gör. Birisi çağırsa gel gel gezelim, tozalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Abi sen ne diyorsun? Benim bir parça çarşambam var ya. Bütün haftayı o çarşamba kurtarıyor. Ha, şimdi aynı onun gibi Ramazan-ı Şerif'te bizim imdadımıza koşan, adeta alışverişimiz için en verimli, en karlı bir pazarmış. Ramazan-ı Şerif'te kim nereden çağırırsa çağırsın, kim bizi neyle meşgul etmeye çalışırsa çalışsın, benim bir Ramazan'ım var deyip bu Ramazan'ı ihya etmenin, doldurmanın, Ramazan'dan hakkıyla istifade etmenin peşine düşmemiz lazım. Ramazan-ı Şerif'i şöyle bayrama ulaştığımızda sevinçle, coşkuyla dolu dolu geçmiş bir Ramazan'ın hasılatını yüklenmiş bir vaziyette bayramda hem yüzümüz hem ruhumuz gülecek. Hem de inşallah kabirden sonraki mahşerin ve arkasındaki ebedi cennet bayramlarının heyecanıyla Rabbimizin huzuruna yürümenin heyecanıyla bayramı idrak edeceğiz inşallah. Kaç dakikamız kaldı? 7 dakika var. Tamam. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal 1000'dir. Nas-ı hadisi de her bir harfin 10 sevabı var. 10 hasene sayılır. 10 meyve-i cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin, Kur'an'ın her bir harfinin 10 değil 1000 ve ayetel kürsi gibi ayetlerin her bir harfi 1000'ler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir ve Leyle-i Kadir'de 30.000 hasene sayılır. Evet, her bir harfi 30.000 baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i Tuğba hükmüne geçiyor ki milyarlarla, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak. Seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hasadatsiz hasarette olduğunu bil, anla. Yani yarın mahşer günü, yarın ahirette Ramazan-ı Şerif'in kadrini, kıymetini bilemediğimizden kaybettiklerimiz bir gösterilse bize. Çünkü rivayetlerde var, cehennem ehlinin en büyük azabı cehennemin gayya kuyusu değil, cehennemin ateşi değil, cehennemin dehşeti değil, en büyük azabı cehennem ehline bir aralık cennetten bir manzara gösterilir diyor. Eğer kaybetmeseydin seni böyle bir manzara, böyle bir istikbal, böyle bir mülk, böyle bir hayat bekliyordu. O öyle pişman olur, öyle pişman olur ki Adem zamanından kıyamete kadar hiç kimse öyle pişman olmamış diyor. Şimdi şu Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hak bize bir fırsat açtı. Geçmişte kaçırdığımız bütün kuponlar değerinde bir kupon geçti elimizde. Geçmişteki bütün günahlarımızı affettirecek bir fırsat geldi elimize. Şimdi bu fırsatı değerlendiremezsek, şu Ramazan'ı heder eder, Allah muhafaza, Ramazan'ın kadrini bilemeden elimizden kaybeder, kaçırırsak, yarın Ramazan'dan sonra düşünür, taşınır, pişman olur. Asıl pişmanlığımız da kabrin öbür tarafında mahşere kalır. O yüzden ha demek kaybettiklerimiz gösterilseydi şimdi hiçbirimiz Ramazan-ı Şerif'i zayi etmezdik. Ecdadımız Ramazan-ı Şerif'te yatağı yorganı yüklüklere kaldırırlarmış. Yani artık bu Ramazan, bu pazar, bu manevi pazar uykuyla, şunla bununla meşguliyetle mahvedilecek, geçirilecek, kaybedilecek bir zaman değil. Aman ha diye Ramazan'ın kadrini, kıymetini bilmek için gayret ederlermiş. Cenab-ı Hak gayretimizi artırsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi kısa bir hatim duamız var. Şöyle hep beraber amin diyelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecma'in.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammedin tıbbül kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nurul ebsari ve duyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmain. Ya Rab, şu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, okunan hatmi şeriflerden, okunan sure-i celilelerden, okunan iman derslerinden hasıl olan ecir ve sevabı evvelen bizzat, eşrefi mahlukat, Habibi Edibin aleyhissalatu vesselamın ruhu şerifine hediye eyledik, haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün peygamberan-ı izamın da ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Bütün evliya-i kiramın da üstadımız Bediüzzaman'ın da ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle, vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda ellerini kaldırmış, oruçlu ağızlarla sana amin diyen kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Onları da, bize de, bizim geçmişlerimize de vasıl eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Varsa azapları kaldır ya Rabbi. Ya Rab, oruçlu ağızlarla yapılan duaları reddetmen buyurmuşsun. Senden istediğimiz tek bir şey var. O da rızanı istiyoruz. Senden seni istiyoruz ya Rabbi. Senin rızana talibiz. Senden affımızı istiyoruz. Merhametini istiyoruz ya Rabbi. Şu saatte ellerimizi kaldırdık. Mahcubuz. Günahlarımızdan pişmanız. Sen bize affetmeden bizi bırakma ya Rabbi. Bizi nefsimizin eline bırakma ya Rabbi. Bizi affetmeden kendi halimize terk etme ya Rabbi. Affınla, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu Kur'an hakikatlerini insanlara ulaştırmak için bize gayret ver. Bize gayret ver ya Rabbi. Bize samimiyet ihsan eyle ya Rabbi. Şuradaki şu manzarayı dünyanın her sokağında, her köşesinde yaşayabilmeyi, yaşatabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Kur'an'ının davasıyla dertlenenlerden eyle ya Rabbi. Kendi derdine düşüp, kendi nefsinin, dünyasının derdine düşüp de senin dinini, davanı unutanlardan eyleme ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif hürmetine, şu Ramazan'da tutulan oruçlar hürmetine, okunan Kur'anlar hürmetine ya Rabbi. Leyle-i Kadir hürmetine, ya Rabbi, Kadir gecesinde nazil ettiğin ayetler hürmetine, zatın hürmetine affeyle, mağfiret eyle, merhamet eyle, sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, evlatlarımız, nesillerimiz uyuşturucunun pençesinde, günahların pençesinde perişan vaziyetteler ya Rabbi. Bir an evvel onları da kurtar, onları kurtarmak gayreti ver. Ya Rabbi, onların kurtulması için bizleri de istihdam eyle ya Rabbi. Kur'an'ını sırtımızın yükü yap. Kur'an davasını bizim davamız yap. Kur'an'ının ve imanının, İslamiyetinin derdini bizim derdimiz yap. Ya Rabbi, bu kutsi dertten, bu ilahi dertten bizi mahrum etme. Bizi dünyanın geçici, fani, beş kuruşluk etmeyen dertleriyle meşgul etme ya Rabbi. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.